Ya tamam bak. Ben nasıl görmedim bunu be Kadir? Nasıl izin verdim böyle bir şeye? Toparlayacağız. Yol biraz taşlı ama sonu düzlük abi. Biraz sarsılıyoruz. Ama toparlayacağız. Karartma enseyi. Yenge. Ne varmış yemekte bugün? Ver bakalım onları bana. Gel. Gel Gönül Hanım gel. Gönül Hanım yalnız bir şey diyeceğim. Oo, bunların hoşafını lütfen. Özlemiş misin? Çok. Ha? Yukarı, biraz daha yukarı koyarsan daha iyi olur. Hadi babam geldi. Tamam, ben sonra yapacağım. Ay biraz. Kadircan, ben de sana dede nasihati. Hayatta kadrini, kıymetini bileceğin tek şey varsa o da bu masadır. Masada surat asılmaz. Herkese diyorum bunu. Yusuf Emin başla duaya. Bismillahirrahmanirrahim. Kul yeyyühel kafirun. Tamam, evladım. Kafirun nereden çıktı? Dede, sen dua deyince... Yemek duası, yemek. Pardon. Ha, hadi. Unuttum. Ay Yusuf Emin ya. Her gece dedenin okutu tamam, oldu. Tamam, benim arkamdan tekrarla. Ya Rabbi, mülkün sahibi sensin. O mu? E dede o kolay. Hadi o zaman. Hadi bak. Ya Rabbi, mülkün sahibi sensin. Dilediğine mülkü verir, dilediğinden alırsın. Dilediğini aziz, dilediğini zell edersin. Bizleri aziz kıldığın kullarından eyle ya Rabbim. Amin. Amin. Ay, ağzına sağlık annem. Hadi afiyet olsun. Fazilay, azıcık versene bana. Fazilet. Biz yardımcı olalım efendim. Gönül Hanım. Bırak sen. Bırak. Ver papana ne istiyorsa kızım. Tamam, tamam anne. Cacık koyma baba. Koy kızım. Al babacığım, afiyet olsun. Sağ ol kızım. Servet, neden yemiyorsun? İştahın mı yok? Yo baba, bir sıkıntı yok. Var iştahım. İyi. Hapisteyken Kadir'i delirmekten kurtaran bu olmuştu. Bir kez daha bu masaya oturabilmek, tekrar ailesinin bir parçası olabilmek. Babasının aile hakkında söylediklerini bir tek o gerçekten anlamıştı. Çünkü bir tek o en kötüsünü tecrübe etmişti. Bu herife açık vermeyelim. Açığı olan varsa, ne olursa, sorgulamam, yargılamam. Bana anlatın. Var mı Şura? Yok abi. Daha da kötüsünü söyleyeyim. Aileden kovarım. Kimseyle görüşmesine, konuşmasına izin vermem. Yapayalnız kalır. O zaman anlar ailenin değerini.